Verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncülde 2 metil propendir deniliyor. Alkenimizi isimlendirelim. İkili bağı içeren en uzun karbon zinciri seçilir. İkili bağın yakın olduğu uçtan numara verilir. Önce dal söyleniyordu. ikinci karbona metil bağlı. Daha sonra çift bağın yerini belirtiyoruz. Bir ana zincirimiz 3 karbonlu olduğu için 3 karbonlu alken ismini söyledik. 2 metil 1 propen birinci öncül doğrudur. İkinci öncül 1 molünün yakılması sonucunda 4 mol karbondioksit açığa çıkar. Bir bileşiğin 1 molünün yakılması ile açığa çıkan karbondioksit miktarı o bileşikteki karbon miktarıyla ilgili bilgi verir. 4 mol karbondioksit oluştuğuna göre 4 mol karbon atomu içermelidir diyeceğiz bileşiğimiz. Verilen bileşiğe baktığımızda kapalı formülümüz C4H8 Dolayısıyla bileşiğimizin 1 molü 4 mol karbon içermekte. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül 1 molü 1 mol hidrojenle doyurulur. Arkadaşlar yapıda bulunan pi bağ sayısı katılacak molekülün molüyle aynıdır. Eğer bileşiğimiz 1 mol olsaydı yapıda 1 pi bağ olduğundan dolayı 1 mol pi bağı bulunurdu deriz. 1 mol pi bağı da 1 mol molekülle katılma tepkimesi verir. Burada bahsedilen molekül hidrojen olduğu için 1 mol pi bağına 1 mol hidrojen molekülü katılarak bileşik doygun hale gelecektir. Üçüncü öncül de doğrudur. Bakın tekrarlıyorum. Bir bileşikteki pi bağ sayısı o bileşiğe katılacak molekülün mol sayısıyla doğru orantılıdır. Soruda doğru olan öncüller sorulduğu için cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Alkenlerin ilk üyesi olan etilen tepkimelerinden hangilerini gerçekleştirebilir denilmiş. Birinci öncül yanma. Hidrokarbon bileşikleri yanma tepkimesi verirler. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül katılma. Etilenin açık yapısını yazdığımızda yapısında pi bağ olduğunu görmekteyiz. Yapısında pi bağ olan moleküller katılma tepkimesi verirler. Üçüncü öncülde polimerleşme denilmiş. Yine etilenin yapısında pi bağ olduğundan polimerleşme tepkimesi de verir. Hatta etilenin polimerleşmesiyle polietilen oluşur. Bu polimerin kısa gösterimi de PE'dir. O halde verilen 3 tepkime de etilen tarafından gerçekleştirilebilir. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncül, her ikisi de cis trans izomerliği gösterir denilmiş. Cis trans izomerliği ikili bağda aranır. Eğer ikili bağ oluşturan karbon atomlarından birine bile aynı atom ya da atom grubu bağlıysa Böyle bileşiklerde cis trans izomerliği görülmez. X molekülüne baktığımızda hem soldaki hem de sağdaki karbonda aynı atomlar bağlı durumda. Dolayısıyla X molekülünde cis trans izomerliği yoktur. Yine Y molekülüne baktığımızda soldaki karbona aynı iki atom bağlı olduğundan dolayı Y molekülünde de cis trans izomerliği görülmez. Burada her ikisi de cis trans izomerisi gösterir denildiği için birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül X'in polimerleşmesi ile polietilen oluşur. X molekülümüz eten veya etilen olarak bilinmekte. Etilen yapısında pi bağından dolayı polimerleşebilen bir maddedir. Bu molekülün polimerleşmesi ile burada da belirtildiği gibi polietilen oluşur. Hatta kısaca PE şeklinde gösterilir. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül Y'nin polimerleşmesi ile polivinil klorür oluşur. Arkadaşlar yapıya baktığımızda etenden bir hidrojen çıkmasıyla oluşan alkenil grubu vinildir. Şu grup vinildir. Burada vinile klor bağlanmış. Yani bu bileşiğimizin ismi tamamı vinil klorürdür. Vinil klorür bileşiğinin polimerleşmesiyle PVC olarak bildiğimiz polivinil klorür oluşmaktadır. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Bir hidrokarbonla ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre bu bileşik formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Bilgilere bakalım. 0,1 molünün yanması sonucunda normal koşullarda 8,96 litre hacim kaplayan karbondioksit gazı oluşur. Arkadaşlar, bir bileşiğin 1 molünün yanması sırasında açığa çıkan karbondioksit miktarı o bileşikteki karbon elementi ile ilgili bilgi vermekteydi. O halde öncelikle 0,1 molün yanması sonucunda açığa çıkan karbondioksit molünü bulalım. Sonra 1 mol üzerinden yorum yapalım. Bildiğimiz üzere tüm gazların 1 molü normal şartlar altında 22,4 litreydi. 8,96 litre elimizde oluşan karbondioksit gazı vardı. Kaç moldür dersek buradan içler dışlar çarpımından 0,4 mol karbondioksit buluyoruz. Az önce verdiğimiz bilgiyi tekrarlayalım. Bir bileşiğin 1 molünün yanması sırasında açığa çıkan karbondioksit miktarı o bileşikteki karbon miktarı ile ilgili bize bilgi verir. Bizim elimizde 0,1 mol bileşik yandığında açığa çıkan karbondioksit miktarı ile ilgili bilgi var. Bileşiğimizin 1 molü yandığında kaç mol karbondioksit oluşur dersek içler dışlar çarpımından 4 mol karbondioksit oluşur diyeceğiz. Bir mol bileşiğin yanması sonucunda oluşan karbondioksit miktarı o bileşikteki karbon miktarı ile ilgili bilgi verecekti. 4 mol karbondioksit içerisinde 4 mol karbon bulunur. O halde bileşiğimizin 1 molünde 4 mol karbon olacak. Bize verilen şıklara baktığımızda E şıkkında 6 karbonlu bir yapı karşımıza çıktı. E şıkkı olamaz. Diğer 4 şıkta karbon sayımız 4'tür. Diğer bilgimize bakalım. Geometrik izomeri gösteriyor. Geometrik izomeri cis-trans izomerliğiydi. Cis transizomerliği ikili bağda aranır. A şıkkındaki bağların tamamı tekli olduğu için bu maddede olamaz diyoruz. Diğer öncüllerde ise cis transizomerliği arayacağız. Arkadaşlar cis transizomerliği az önce de söylediğim gibi ikili bağda aranacak. Eğer ikili bağın olduğu karbona aynı grup bağlıysa cis transizomerlik görülmez. Bakın burada CH2'de iki tane hidrojen bağlı olduğu için ikili bağda bulunan karbonumuza B şıkkındaki bileşik cis transizomerliği göstermeyecektir. Yine C şıkkında ikili bağın olduğu karbonları seçtik. Burada da sağ taraftaki karbonda aynı iki atom bağlı olduğundan dolayı cis transizomeri yoktur diyeceğiz. D şıkkına baktığımızda ise şunu biraz daha açık yapılı halde yazalım. İkili bağın olduğu karbonlara dikkat ediyoruz. Buradaki hidrojeni açık şekilde yazalım. İkili bağımız yine sağ taraftaki karbonda bulunan hidrojeni de açık şekilde yazalım. Son olarak sağdaki ch 3 ekliyorum. Görüldüğü gibi ikili bağda bulunan karbonlara baktığımızda bu karbonlara bağlı aynı iki grup bulunmamakta. Yine diğer karbonumuzda da aynı iki grup yok. O halde burada cis transizomerisi vardı diyoruz. Burada belirttiğimiz gibi çift bağa bağlı farklı karbonlarda bulunan aynı gruplar aynı yönde ise cis izomerlik. Bu durumun tersi olarak Şuradaki hidrojenimizi yukarı yönde yazsaydık düzlemin farklı yönlerinde olacağından dolayı bu halde de trans izomerisi olacaktı. Dolayısıyla aradığımız öncül D seçeneğinde bulunmaktadır. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Yukarıdaki bir ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Birinci öncül sistematik adından bahsedilmiş. Dikkat ederseniz bileşiğimizde ikili bağ bulunuyor. Yani alkenlerin fonksiyonel grubu bulunmakta. Dolayısıyla bu bileşik bir alken bileşiğidir. Alkenler adlandırılırken öncelikle ikili bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir. En uzun karbon zincirimiz bu şekilde ikili bağ içeren. Sonrasında karbonlara numara verilir. Numara verilirken ikili bağın yakın olduğu uçtan başlanır. Dikkat ederseniz ikili bağımız üstteki karbona daha yakın. 1 2 3 4 5 şeklinde numaralandırdık. Diğer şekilde numaralandırmış olsaydık 1 2 3 4 yani 3 ve 4. karbonlar arasında gelecekti ikili bağ. Ancak burada ne olmuş? 2 ve 3. karbonlar arasında gelmiş. Biz numara verirken ne yapacaktık? İkili bağın daha küçük numarayı alacağı şekilde ana zincirdeki karbonlara numara verecektik. Şimdi bileşik isimlendirmesine geçelim. Öncelikle dallar okunuyordu. Ana zincirin dışında kalan grubumuz dal. 3. karbona bağlı 3 metil dedik. Sonrasında ikili bağın yerini belirtiyoruz. 2 ve 3. karbonlar arasında küçük olanı söyleyeceğiz. 2 dedik. Tekrarlıyorum. 2 dememin nedeni ikili bağın yerini belirtmek. Ana zincirimiz 5 karbonlu. 5 karbonlu alkenimizin ismi pentendir arkadaşlar. Verilen adlandırmaya baktığımızda doğru olduğunu görüyoruz. 5 şıkkı bromlu suyun rengini giderir denilmiş. Arkadaşlar bromlu suyun renginin giderilebilmesi için karbonlar arası ikili bağ bulunması gerekiyor. Yani pi bağın olması gerekiyor. Baktığımızda 2 ve 3. karbon arasında pi bağ olduğu için bromla katılma tepkimesi verir bileşiğimiz ve bu tepkime sonucunda bromlu suyun rengi giderilir. Bromlu suyun normalde rengi kahverengi kırmızı arasındadır. Tepkime sonrasında arkadaşlar bu renk ortamdan kaybolmakta. D şıkkı yeterince hidrojen ile doyurulduğunda oluşan bileşiğin sistematik adı 2 etil bütandır denilmiş. Arkadaşlar yapısında pi bağı bulunan Birleşiklerimiz hidrojenle doyurulabilir Buradaki mantık Her pi bağı için H2 molekülü katılacak bir H2 molekülü katılır Bizim yapımızda da ikili bağ bulunmakta dolayısıyla bir adet pi bağı bulunmakta hatırlarsanız ikili bağın içinde bir adet pi bağı vardır Dolayısıyla bu bileşik doyurulduğunda hidrojenle Oluşan yapıyı öncelikle yazalım Evet oluşan bileşiği yazdık dikkat ederseniz Pi bağının bulunduğu 2 ve 3. karbonlara birer hidrojen bağlandı. H2 katılacağı için bir hidrojen soldaki karbona, bir hidrojen de sağdaki karbona bağlandı. Normalde bir hidrojen varken şimdi iki hidrojen oldu. Burada hidrojen yokken bir hidrojen bağlamış olduk. Şimdi bileşiğimizi adlandıralım. Bu bileşik artık karbonlar arası tekli bağ içerdiği için alkan bileşiğidir. Dolayısıyla adlandırmamızı alkanların isimlendirmesine göre yapacağız. Yine en uzun karbon zincirini seçiyoruz numara vereceğiz karbonlara. Bunu yaparken dalımızın yani şu CH3 yapısının yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Baktığımız zaman dalımız her iki uca da eşit uzaklıkta. Dolayısıyla numara verdiğimiz uç fark etmiyor. Ben şöyle vereceğim. Önce dalı okuyoruz. 3 metil. Sonra ana zincirimiz. Ana zincirimiz 5 karbon ve bileşiğimiz bir alkan bileşiği olduğu için pentan diyoruz. Karbonlar arası tüm bağlar tekli olduğu için bu bileşiğe alkan bileşiği dedik. Bize verilen isimde ise farklı bir isimlendirme yapılmış. Dolayısıyla C şıkkındaki ifade yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Diğer öncülleri de hızlıca yorumlayalım. 0.1 mol ne? 0.1 mol HCl katılabilir denilmiş. Arkadaşlar burada yazdığım kural aslında tüm katılma tepkimeleri için geçerlidir. Hidrojen katıldığında H2 şeklinde katılırken HCl katılırsa yine iki atomlu şekilde katılacak. Yani her pi bağı için 1 mol molekül katılabilir diyoruz. Bu molekül bazen hidrojen olur, bazen HCl olur, bazen su olur. Önemli olan yapıdaki pi bağıyla orantılı bir biçimde molekül sayısı katılacak. Biz bu kurala göre 1 mol bileşiğe 1 mol HCl katılabilir dersek 0,1 mol neyse ne olacaktır? 0,1 mol HCl katılabilir. Tekrarlıyorum yapıdaki pi bağıyla doğru orantılı şekilde moleküllerimiz bileşiğimize katılacak değişiklik doğrudur. Bu arada şunu da söyleyeyim, katılma tepkimesi verebilmesi için yapıda pi bağı olması gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Son olarak E şıkkına bakalım. 1 molünü tamamen yakmak için 9 mol oksijen harcanır. Bunu da kapalı formül üzerinden tepkimesini inceleyerek yorumlayalım. Yapıya baktığımızda toplam 6 karbon bulunmakta. Hidrojen sayılarını saydığımızda 12 hidrojen olduğunu görmekteyiz. Bu bileşiğin oksijenle olan tepkimesini inceliyoruz. Arkadaşlar yapısında karbon ve hidrojen olan bileşikler yandığında ürün olarak karbondioksit ve su oluşur. Tepkimemizi denkleştirelim. Karbon sayılarını eşitlemek için karbondioksidi 6 ile çarptım. Hidrojen sayılarını eşitlemek için yine suyu 6 ile çarptım. Denkleştirme yaparken moleküler elementleri arkadaşlar en son denkleştireceğiz. Buna dikkat edin. Yani oksijeni sona bırakacağız. Element halinde olduğu için. Sonrasında oksijen sayılarını kontrol ediyoruz. Ürünlerde 12 oksijen karbondioksitten 6 tane de sudan toplam 18 oksijen var. Tepkimenin denk olabilmesi için girenlerdeki oksijenin katsayısı 9 olması gerekiyor. O halde bileşiğimiz eğer 1 mol ise katsayısı 1 ise bu bileşiğin yanması için harcanması gereken oksijen miktarı 9 moldür yorumunu yaparız. E şıkkı da doğru oldu. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinde oluşan ana ürün yanlış verilmiştir? Verilen bileşiklere baktığımızda alkenlerin kimyasal tepkimeleriyle ilgili sorumuz. A şıkkında alken bileşiğimize hidrojen katılmasıyla ilgili bir durum söz konusu. Arkadaşlar alkenler yapılarında pi bağı içerdiğinden dolayı hidrojen tarafından doyurularak alkanlara dönüşürler. Yapıda kaç tane pi bağı varsa o kadar hidrojen molekülü katılacak. İkili bağdan dolayı yapımızda bir adet pi bağı var. O halde bileşimimize katılacak hidrojenin kat sayısı da 1'dir. Dolayısıyla propen bileşiği hidrojenle katılma tepkimesi vererek propana dönüşür. Alken hidrojenle katılma tepkimesi vererek alkana dönüşür şeklinde genelleme de yapabiliriz. A şıkkındaki tepkimemiz doğrudur. B şıkkında etenin yanma tepkimesi verilmiş. Alkenler hidrokarbon olduğundan dolayı yanma tepkimesi verirler. Yanan bileşiğimizin yapısında karbon varsa yanma ürünü olarak karbondioksit, yine yanan bileşiğin yapısında hidrojen atomu varsa yanma ürünü olarak su açığa çıkar. Katsayılara baktığımızda tepkimenin denk olduğunu görmekteyiz. 5 şıkkındaki tepkimemiz de doğrudur. C şıkkına geldik. Alken molekülümüze hidrojen bromür katılması verilmiş. Arkadaşlar alkenlere simetrik olmayan moleküller katılırken Bakın hidrojen bromür atomlar farklı olduğundan dolayı simetrik olmayan bir moleküldür. Karbon karbon çift bağında da hidrojen sayıları birbirinden farklıysa katılma Markovnikov kuralına göre gerçekleşir. Markovnikov kuralı ne diyordu? Pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen, hidrojeni az olana diğer madde katılır şeklinde tanımlanıyordu. Bunu da yazalım. Evet, Markovnikov kuralını şöyle tanımladık. Katılmanın gerçekleşeceği pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen, hidrojeni az olan karbona ise diğer grup katılır dedik. C şıkkındaki bileşiğe baktığımızda maddemiz simetrik olmayan bir madde dedik. Hidrojen ve bromdan oluşuyor farklı atomlardan ve pi bağı bulunan karbonlardaki hidrojen sayıları birbirinden farklı. O halde Markovnikov kuralına göre yorum yapıyoruz. Katılacak reaktifteki hidrojen pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana gidecek. Hidrojene az olana ise diğer grup bağlanacak. Bakın hidrojeni çok olan az olan yorumu pi bağı bulunan karbonlar için yapılır. Diğer karbonlar bizi ilgilendirmez. O halde katılma sonucunda oluşan bir eşiği şuraya yazalım. En sağda CH3 vardı. Bu gruba hiç dokunmadık. Katılma pi bağına gerçekleşiyordu. Buradaki CH'a bir tane daha hidrojen katıldığı için artık CH2 oldu. İkili bağımız tekli bağ dönüştü katılma sonucunda. Buradaki karbona önceden sadece metil grubu bağlı iken şimdi bir de hidrojen bromürden gelen brom da bağlandı. Son olarak buradaki CH3'e yine dokunmuyoruz. Bu bizim ana ürünümüzdür. Markovnikov ürünü ana ürün. Burada verilen bileşik ise bizim bulduğumuzdan farklı bir bileşiktir. Dolayısıyla C şıkkındaki verilen bileşik yanlış verilmiştir. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. D şıkkında etilenin polimerleşmesi verilmiş. Arkadaşlar etilen polimerleştiğinde poli etilen oluşur. Yapıda bulunan iki liba açılarak tek liba dönüşür ve en defa tekrar eder. Bu zaten polimerleşmeyi tanımlıyordu. Tekrarlıyorum etilenin polimerleşmesi ile poli etilen oluşur. Bu da bizim poli etilen maddemizin gösterim biçimidir. D şıkkı da doğru oldu. Son olarak E şıkkına baktığımızda son olarak E şıkkına baktığımızda yine alkenlerde katılma tepkimesi ile alakalı bir durum. Arkadaşlar organik kimyada suyu HOH yapısında düşüneceğiz. Yine simetrik olmayan bir molekül suda Katılma pi bağı olan karbonlarda gerçekleşiyordu. Burada da Markovnikov kuralı geçerli. Pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen. Pi bağındaki hidrojeni az olan diğer karbona ise kalan OH grubu bağlanacak. O halde oluşan bileşik formülünü kendimiz yazalım. Buradaki CH2'ye bir hidrojen daha bağlandığında CH3'e dönüştü. Yine katılma sonucunda pi bağları kırılarak sigma bağına dönüşür. Buradaki CH'a OH bağlandı ve sağ tarafta bir CH3'ümüz bulunmakta. Buna dokunmuyoruz. Görüldüğü gibi bulduğumuz bileşikle bize verilen bileşik aynıdır. Hatta alkenlere su katılmasıyla alkol oluşur. Bu yapı bir alkol yapısıdır arkadaşlar. ROH yapısı. E şıkkındaki ifademiz de doğru oldu. Sorumuz yanlış olanı sorduğundan cevabımız C seçeneğidir büten bir bileşiğinin bromun karbon tetraklorür içindeki çözeltisinden geçirilmesiyle gerçekleşen tepkime ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. Bileşik ismine baktığımızda bir büten denilmiş en eki bize bu bileşiğin bir alken olduğunu söylüyor. Sorumuz bize alkenin bromla olan katılma tepkimesi üzerinden sorulmuş. Burada karbon tetraklorür katalizör görevi görmekte. Bizim odaklanacağımız nokta bir bütenle bromun katılma tepkimesi. Öncelikle bir bütün bileşiğini hızlıca yazalım. Bir bütün bileşiğini yazdık. Bakın bir demesinin nedeni ikili bağın bir ve ikinci karbonlar arasında olması. Karbon 4 bağ yapıyordu organik bileşiklerde eksik bağ sayısı kadar hidrojen koyduğumuzda yapımız bu hali aldı. Bromlu olan katılma tepkimesine bakacaktık. Brom bir halojen olduğu için doğada moleküler halde bulunacak. Bu yüzden Br2 şeklinde yazacağız. Burada karbon tetraklorür de katalizör görevini görmekte. Ancak bunu düşünmemize gerek yok. Arkadaşlar brom simetrik bir molekül. Aynı atomlardan oluşuyor. Dolayısıyla Markovnikov kuralını uygulamamıza gerek yok. Burada yapacağımız olay pi bağı bulunan karbonlardan birine bir brom diğerine diğer brom gelecek. Yani Br2 açık şekilde Br Br şeklinde düşünürsek bir tane bromu pi bağı bulunan bir karbona diğerinde diğer karbon ekleyeceğiz. Ve yapımızda bulunan pi bağı sigma bağına dönüşecek. Tepkime sonucunda oluşan bileşiği yazalım. Şöyle yukarı doğru yazıyorum. Sol taraftaki kısma dokunmadık. Katılma tepkimesi her zaman pi bağı olan karbonları ilgilendirir. Dediğimiz gibi CH karbonumuza bir tane brom bağlandı. İkili bağ tekli bağ dönüştü. CH2'ye de diğer brom bağlanacak. Öncülleri bu duruma göre yorumlayalım. Birinci öncül 1,2 dibrom butan oluşur denilmiş. Bileşiğimizin isimlendirmesine bakalım. En uzun karbon zincirimizi seçtik. Dalların yakın olduğu uçtan numara vereceğiz. Karbonlar arası bağlar tekli bağ olduğundan dolayı bir alkan gibi isimlendireceğiz. Öncelikle dalların bağlı olduğu karbonları belirtiyorduk. Bir ve ikinci karbonlar iki tane brom bağlı olduğu için 1-2-D-Brom'a de dedik. Ana zincirimiz 4 karbonlu olduğundan dolayı 4 karbonlu alkan ismini söylüyoruz. Bütandır. Baktığımız zaman isimlendirmemiz doğru verilmiş. İkinci öncül sigma bağ sayısı artar. Ne demiştik arkadaşlar? Katılma tepkimesi sonucunda pi bağı sigma bağına dönüşüyor. Dolayısıyla sigma bağ sayımız artacaktır. Son olarak üçüncü öncüle baktığımızda katılma tepkimesi gerçekleşir denilmiş. Karbonlar arasında pi bağı bulunan moleküller bromla katılma tepkimesi verirler. Görüldüğü gibi bir büten bileşiğinde de bir alken olduğundan dolayı karbonlar arasında ikili bağ var yani pi bağı var. Dolayısıyla bromla katılma tepkimesi verecektir. Tepkimemiz bir katılma tepkimesidir. Baktığımızda 3 öncül de doğru oldu sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde elde edilen ana ürünün adı doğru verilmiştir? Öncelikle tepkimelerimizi yazalım. Birinci tepkimeye bakalım alken bileşiğine su katılma tepkimesi. Suyu HOH yapısında düşüneceğiz. Markovnikov kuralına göre katılmamızı belirleyeceğiz. Çünkü katılan molekül simetrik olmayan bir molekül. Aynı zamanda pi bağı içeren karbonlardaki hidrojen sayıları da birbirinden farklı. Markovnikov kuralına göre pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen katılır. Hidrojeni az olana diğer grup katılır. O halde oluşan ürünü yazalım. CH3 CH bakın ortadaki karbona OH bağlanacaktı. Böyle yukarı doğru yazalım. Katılma tepkimesi sonucunda pi bağımız sigma bağına dönüşecek. Buradaki CH2 de CH3 oldu. Şimdi simlendirmeye geçelim. Karbonlar arası bağlar tekli bağ olduğundan dolayı alkan gibi simlendirebiliriz. En uzun karbon zincirimizi seçtik. Dalımız her iki uca da eşit uzaklıkta. Numara vereceğimiz yer fark etmiyor. Önce dalımızı söylüyoruz. 2 Sonra dalımızın adını hidroksi. Ana zincirimiz 3 karbonlu olduğundan dolayı propan dedik. Birinci öncülde verilen isimlendirmemiz doğrudur. Arkadaşlar bir de şunu belirteyim. İleride alkoller konusunu da göreceğiz. Arkadaşlar bir de şunu belirteyim. Arkadaşlar bir de şunu belirtmek istiyorum. Bu bileşik aynı zamanda bir alkol bileşiğidir. Dolayısıyla biz bu bileşiği alkol gibi de isimlendirebilirdik. Bu bileşiğin iki ismi var yani. Alkol gibi isimlendirdiğimizde de 2 propanol şeklinde isimlendirecektik. Bunun sorularını zaten alkoller kısmında da göreceksiniz. Şimdiden belirtmiş olduğum her ikisi de doğrudur. İkinci öncüle geldik. Yine yapıda pi bağı var. Dolayısıyla hidrojen bromürle katılma tepkimesi verilecek. Hidrojen bromürü şöyle açık yazıyorum. Arkadaşlar hidrojen bromür simetrik olmayan bir molekül. Yine pi bağı bulunan karbonlardaki hidrojen sayıları da birbirinden farklı olduğundan dolayı katılmamız Markovnikov'a göre yapılacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere karbon 4 bağ yapmaktaydı. O halde ikili bağdaki karbonlardaki hidrojen sayılarına bir bakalım. Üstteki karbonumuz şu an 4 bağ yaptığından dolayı hidrojene ihtiyacı yok ama aşağıdaki karbonumuz şu an 3 bağ yapmış durumda. Dolayısıyla içerisinde bir tane de hidrojen var. Şimdi Markovnikov kuralını yorumlayalım. Markovnikov kuralı ne diyordu? Pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen yani şu karbona hidrojen gelecek. Hidrojeni az olana diğer grup bağlanır. O halde oluşan bileşiğimizin yapısını yazalım. İkili bağ tekli bağ dönüşecek. Şurada C2H5 grubumuz vardı. Şimdi buraya kim bağlandı? Brom bağlandı. Buradan bir çıkıntı daha yapıyoruz. Brom bağladık. Alttaki karbona hidrojen bağlanmıştı. Hidrojenler halkalı yapıda gösterilmemekteydi. Bileşiğimiz bu hale aldı. Karbonlar arası bağlar tekli bağ olduğu için siglo alkan gibi simlendiriyoruz. Dalımızın olduğu yere 1 diyoruz arkadaşlar. O halde bileşik simlendirmesi yapılırken önce alfabede ilk gelen dalı yazıyoruz. 1 brom ya da bromo. 1 etil. Ana zincirimiz 5 karbonlu halkalı bir alkan olduğu için siglo pentan diyecektir. Buradaysa bir bromo iki etil denildiği için ikinci öncül yanlıştır. Markovnikov kuralına göre katılma tepkimesini gerçekleştirdiğimizde ana ürünü bu şekilde elde ettik. Ve isimlendirmemiz bir bromo bir etil siglopentan oldu. Son olarak üçüncü öncüle bakalım. Arkadaşlar yapıda iki tane ikili bağ var. Yani 2 mol pi bağ var. Katılan hidrojen molekül sayısı da iki. O halde hidrojen moleküllerden birisi buradaki pi bağına diğeri de sol taraftaki pi bağına katılacak ve pi bağları sigma bağına dönüşecek. O halde bileşiğimiz düz zincirli bir bütan olacaktır. Yapıyı şöyle yazabiliriz. Düz zincirli bütana en bütan, normal bütan diyorduk. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuz doğru olanları sorduğundan cevabımız 1 ve 3 olan D seçeneğidir. Siglobutan ve bir büten karışımının tamamen yanması sonucu normal koşullarda 89.6 litrelik karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Karışımın molce %80'i siglobutan olduğuna göre karışım kütlece yüzde kaçlık 200 gram bromlu suyun rengini tamamen giderir. Arkadaşlar soruyu yorumlamaya sondan başlayalım. Karışımın bromlu suyun rengini giderebilen kısmı alken kısmıdır. Yani yapısında pi bağı bulunan kısmıdır. O halde bize bir bütenin molü gerekli. Bir bütenin bromlusuyla tepkimesini yazarak hesaplamaları buna göre yapacağız. Öncelikle siglobutan ve büten bileşiğinin formüllerine değinmek istiyorum. Sigloalkan ve alkenlerin genel formülü CnH2N'di. Siglobutan dediği için karbon sayımız 4'tür. Hidrojen sayımız mecburen ne olacak? Genel formüle göre 8 olacaktır. Yine bir bütende 4 karbonlu bir alken olduğundan dolayı kapalı formülümüz C4H8'dir. Bu iki maddenin yanma tepkimesini ayrı ayrı yazalım. Oksijenle olan tepkimeler yanma tepkimesiydi. Yapısında karbon ve hidrojen elementi bulunduran bileşikler yandığında karbondioksit ve su oluşuyordu. Diyelim ki bu maddemiz bir bütan olsun. Bir de bütan için yanma tepkimesini yazıyorum. Yanma tepkimesi oksijenli olan tepkimelerde yine karbondioksit ve su olacak. Tepkimelerimizi denkleştirelim. Karbon sayılarını eşitlemek için karbondioksidi 4 ile hidrojen sayılarını eşitlemek için suyu da 4 ile çarptım. Ürünlerde 10 oksijen var. O halde elementel oksijenin katsayısı sayısı 5. Maddelerin kapalı formülü aynı olduğundan dolayı aynı katsayıları tekrar yazıyorum. Bakın soru bize ne diyor? Karışımın molce %80'i siglobutandır. Şimdi siglobütana 4 n mol dersek Bütenin molü n mol olur. Karışımın toplamı 5n'dir. %80'i siglobütandır. 5n'in %80'i 4n'dir. Yani oranımız 1'e 4 şeklinde olacak. Peki soru bize kimle ilgili bilgi vermiş? Açığa çıkan karbondioksit gazı ile ilgili bilgi vermiş. Katsayıları kullanarak karbondioksitin molüne geçelim. Katsayı 1 iken n mol ise katsayı 4 iken birinci tepkimede 4 n mol karbondioksit oluştu butanın yanması sırasında açığa çıkan karbondioksit de bulalım. Katsayı 1 iken 4 ense katsayı 4 iken 16 endir. Burada karbondioksit miktarlarını toplarsak 20 en mol yapacak. Açığa çıkan karbondioksitin molünü bularak 20 eşitleyelim. Bütün gazların normal şartlarda 1 molü 22,4 litreydi. Bizim elimizde 89,6 litrelik bir gaz var. Kaç mollü dersek içler dışlar çarpımından 4 mol karbondioksit oluşacak deriz. Biz karbondioksitin molünü 20 n olarak bulmuştuk. O halde 20 n eşittir 4 ise n 4 bölü 20 yani 1 bölü 5 o da eşittir 0 dir diyoruz. Sorunun başında da söylemiştim bize bir büten lazımdı. Yerine koyacak olursak n mollü bir büten yani 0,2 mol elimizde büten var. Şimdi bir bütenin bromlusuyla olan tepkimesini yazalım. Bunun için şu alt tarafı bir siliyoruz. Bu arada siglo yapısında pi bağı içermediğinden dolayı bromlu suyla tepkime vermeyecekti. Bir butan bileşiğinin açık yapısını yazalım hatta. Bir butan maddemizi yazdık. Yapıda 1 mol pi bağı olduğundan dolayı bromun kat sayısı da 1 olacaktır. Oluşan tepkimeyi de yazalım. Şu kısmı da silmek istiyorum. Arkadaşlar brom simetrik bir moleküldür. Dolayısıyla katılma Markovnikov'a göre olmaz Bromlardan birisi pi bağındaki karbonlardan birine diğer bromumuz da diğer karbona bağlanacak. Oluşan üründe yazıyorum. Pi bağımız sigma bağına dönüştü ve buralara brom katıldı. Şimdi buradaki bir büten bileşiğimizi yukarıdaki işlemler sonucunda 0,2 mol olarak bulmuştuk. Katsayı 1 iken 0,2 ise katsayı 1 iken yine 0,2 mol Brom reaksiyona girecek dedik. Bakın bromun katsayısını yazarken bileşiğimizdeki pi bağ sayısı belirleyici faktör oldu. Bir tane pi bağ olduğundan dolayı bromun katsayısı sayısı 1'dir. Eğer yapıda daha fazla pi bağ olsaydı pi bağ sayısı kadar bromun katsayısı olacaktı. Şimdi 0,2 mol brom kaç gramdır bunu bulalım. Sonra 200 gramlık bromlu su yüzde kaçlıkmış bunu da hesaplayalım. Sorumuzda bromun atom ağırlığı 80 olarak bize verilmiş bakın. 1 mol brom molekülü Br2 şeklinde düşüneceğiz. 160 gram ise reaksiyona giren brom 0,2 molmüş. 0,2 mol brom kaç gramdır dedik. İçler dışlar çarpma yaparsak buradan 32 gram buluyoruz. Şimdi yüzde kaçlık olduğunu bulalım. Karışımımızın tamamı yani yüzde yüzü 200 gram ise Bizim elimizde reaksiyona giren brom miktarı 32 gram olduğundan dolayı yüzde kaçlıktır diyoruz. Sadeleştirmeleri yapalım. 100 ve 200 1'e 2 oranında sadeleşti. İçler dışlar iç çarpımı yaparsak buradan yüzde 16 olarak sorumuzun cevabını buluyoruz. O halde sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimeler sonucunda oluşan ana ürünler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Verilen bileşiklere baktığımızda karbonlar arası ikili bağ olduğundan dolayı alken bileşikleridir. Dolayısıyla alken bileşiklerinin katılma tepkimesi sorulmuş. Katılma pi bağın olduğu karbonlara gerçekleşiyordu. Birinci öncüle baktığımızda reaktif olarak hidrojen klorür verilmiş. Asimetrik bir moleküldür. Alkenimizde karbonlar arasındaki pi bağına baktığımızda karbonlarda bulunan hidrojen sayıları birbirinden farklı. O halde katılma tepkimesi Markovnikov kuralına göre gerçekleşecekti. Markovnikov kuralı pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen, az olana diğer grup katılır şeklinde yorumlanıyordu. O halde oluşacak bileşiğin formülünü yazalım. Sol taraftaki CH3 grubuna dokunmadık. Katılma sadece pi bağı olan karbonları ilgilendirir. Katılma gerçekleştikten sonra İkili bağın solunda bulunan karbona klor bağlanıyordu. Buraya kloru bağladık. Yine katılma sonucunda pi bağı sigma bağına dönüşecek. Sağ taraftaki CH2 yapısı da ch olacak. Hidrojen klorürdeki hidrojen atomu sağdaki karbonumuza bağlanmıştı. Verilen seçeneklere baktığımızda birinci bileşikle ilgili sadece C ve D şıkkındaki moleküller doğru verilmiştir. O halde A, B ve E şıkları elendi. Burada klorun aşağıda ya da yukarıda yazılması önemli değil arkadaşlar. İkinci karbonda biz kloru aşağı yazmışız. Burada üste yazmışlar. Bu durum önemli değil. Önemli olan klorun bağlandığı karbon atomunun aynı olması. İkinci öncülü yorumlayalım. H2O yine simetrik olmayan bir moleküldür. HOH şeklini düşünülecek organik kimyada. Katılma tepkimesi pi bağı olan karbonlara gerçekleşecekti. Yine pi bağı bulunan karbonlardaki hidrojen sayıları birbirinden farklı olduğundan dolayı katılma Markovnikov kuralına göre gerçekleşecek. Markovnikov kuralı ne diyordu? Pi bağı bulunan karbonlardan hidrojeni çok olana hidrojen katılır, az olana diğer grup katılır. Oluşan bileşiğin formülünü yazalım. Sol taraftaki CH2'ye bir tane daha hidrojen katıldığında CH3'e dönüştü. Katılma sonucunda ikili bağımız tekli bağa dönüştü. Buradaki CH atomuna h odan gelen OH yapısı katıldı. Ve sağ taraftaki CH3'ü aynen yazdık. Elimizde kalan C ve D şıklarına baktığımızda ikinci tepkimede oluşan ürünümüz C şıkkında bulunmakta. O halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Sorumuzda bir doymamış hidrokarbon bileşi ile ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre bu hidrokarbon bileşi aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Öncelikle bileşiğimizin doymamış bir hidrokarbon olduğu söylenilmiş. Yani yapısında pi bağı olmalı. Bildiğimiz üzere ikili bağ 1 sigma 1 pi bağından üçlü bağda da 1 sigma 2 pi bağından oluşmakta. Verilen öncüllere baktığımızda tamamında ikili bağ bulunmakta. Yani pi bağı bulunur. Dolayısıyla doymamıştır. Verilen bilgileri kontrol edersek cis trans geometrik izomerisi göstermez denilmiş. Öncelikle cis trans izomerliği ikili bağda aranır. Zaten bize verilen bileşiklerin tamamında ikili bağ bulunmakta. Bir molekülde pi bağı olduğu halde cis trans izomerliğinin gösterilmemesine dair iki durum karşımıza çıkmakta. Bunlardan birincisi ikili bağdaki karbonlardan herhangi birine aynı iki grubun bağlı olması. Diğeri de İkili bağda bulunan karbonlarda toplamda 4 farklı grubun olması. Bu iki durumdan biri bile karşımıza çıkıyorsa cis-trans izomerliği aranmaz, yoktur diyoruz. A şıkkına baktığımızda ikili bağda bulunan karbonların her ikisine de aynı iki grup bağlı, normalde bir tanesine bile aynı iki grup bağlı olması o molekülün cis-trans izomerliği göstermemesine neden oluyordu. Burada her iki karbonda da aynı iki grup var. Hayli hayli cis transizomerliği göstermez. Birinci bilgiyi sağladı. Bize olamayan soruluyor. B şıkkındaki moleküle baktığımızda karbonlar arası ikili bağ olan yeri işaretledik. Bakın sağdaki karbonumuza aynı iki grup bağlı. Yine soldaki karbona da aynı iki grup bağlı. Birine bile yetiyorken burada da A şıkkında olduğu gibi ikili bağda bulunan her iki karbonda da aynı iki grup var. Yani bu da cis transizomerliği göstermez. Kuralı sağladı. C şıkkına baktık. Yine karbonlar arası ikili bağ incelediğimizde sağ taraftaki karbonda aynı iki grup bağlı cis-trans izomerliği göstermez. D şıkkına baktığımızda ikili bağda bulunan karbonları incelersek bir karbona aynı iki grup bağlı değil. Yine ikili bağın bulunduğu karbonlarda toplamda 4 farklı grup da bağlı değil. O halde D şıkkı cis-trans izomeri gösterir diyoruz. Burada cis-trans izomerliğini yorumlarken İkili bağda bulunan farklı karbonlara bağlı olan aynı gruplar aynı yönde ise cis, farklı yönde ise trans yapısında diyorduk. Hatta bu molekül için örnek verelim. Eğer aynı gruplar düzlemin aynı yönünde ise cis, farklı yönünde ise trans izomerisi vardır diye yorumluyorduk. Burada da aynı gruplar düzlemin farklı taraflarında olduğundan dolayı trans izomerliği olur derdik. O halde sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Çünkü birinci bilgiyi sağlamadı. Son olarak E şıkkına da bakalım. İkili bağın bağlı olduğu karbonlardan soldaki karbonda aynı iki grup bağlı olduğundan cis transizomerliği yoktur kuralı sağladı. İkinci bilgiyi de kontrol edelim. 0,1 molü kütlece %80'lik 20 gram bromlu suyun rengini giderir. Öncelikle 20 gram %80'lik bromlu su kaç gram yapar? Karışımın tamamı yüzde yüzü 20 gramsa yüzde sekseni saf brommuş. Buradan 16 gram brom gelir. Brom halojen olduğundan dolayı doğada moleküler halde bulunacak. Molünü hesaplayalım. 1 mol brom molekülü 160 gram ise bakın bromun atom ağırlığı bize verilmiş. Elimizde 16 gram brom molekülü var. Kaç moldür dersek buradan 0,1 mol gelir. Bakın doymamış hidrokarbonumuzun 0,1 molüne 0,1 mol brom katılıyor. Biz ne diyorduk? Yapıda ne kadar pi bağı varsa aynı sayıda molekül katılır. Demek ki 0,1 mol bileşiğin içerisinde 0,1 mol pi bağı var ki 0,1 mol molekül katılmış. Oran birebir olduğundan dolayı molekülümüz 1 adet pi bağı içerir. Yorumunu yapacağız. A şıkkındaki molekülümüz ikili bağdan dolayı 1 adet pi bağı içeriyor. B şıkkındaki molekülümüz yine ikili bağdan dolayı bir adet pi bağ içeriyor. C şıkkındaki molekül ikili bağdan dolayı bir adet pi bağ içeriyor. D şıkkındaki molekülümüz de bir adet pi bağ içeriyor. Ancak D şıkkındaki molekül cis translık yorumundan dolayı yanlış yorumlanmıştı. Sorumuzun cevabı D şıkkıydı. Son olarak E şıkkına baktığımızda da yine bir tane ikili bağ olduğundan dolayı bu koşulda sağladı. Bir tane pi bağ olduğunda bu moleküllerin tamamında 0,1 molü kütlece %80'lik 20 gram bromlu suyun rengini giderirlerdi. Sorumuzda hangisi olamaz denildiği için cevabımız D şıkkıdır. D şıkkındaki molekülümüzde cis trans izomerliği görülür.